Efendim günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz Çalar Saat'te ve adresimizi, mekanımızı değiştirdik. Konuğumuz da var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş şu anda Çalar Saat'te. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Yoğunsunuz biliyoruz evet, zaten. Evet, hani takipteyiz var. de. Söylemlere bakacağız, yaptıklarınıza bakacağız, yapmak istedikleriniz var. Onları da konuşacağız. Ama en başta ben bir e, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezindeyiz. E, burada e, yayınımızı yapacağız, gerçekleştireceğiz. Teşekkür de etmek isterim burayı, bu alanı, bu sergi alanını bizlere açan e, Çankaya Belediyesine ve Alper Taşdelen'e. Şimdi seçim siyaset gündemi. Hızlı bir giriş yapalım. İsterseniz son günlerde en çok konuştuğumuz konu manşet sizin söyleminizle aslında böyle adayları da bu zemine çekme isteğiniz var. E, o da e, mal varlığı çıkışı. Siz mal varlığınızı açıkladınız. E, örnek e, olsun dediniz. E Bansur Yavaş Belediyeciliği bir yandan başka bir örnek de bırakmak istiyorsunuz. Şimdi tam olarak rakibinizde e, o örnek oluştu mu, oluşmadı mı? Dün hala açıklanmamıştı. Mesela rakibiniz henüz açıklamadı mal varlığını. Mülk Allah'ındır dedi. Biz işte emanetçiyiz dedi. Buradan başlayalım. Evet ben e, açıkçası artık Türkiye'de siyaset ve yolsuzluk, israf cümlelerin birbirinden ayrılmasını istiyorum. Bu konuda da örnek olmak istiyorum. 2019 yılında mal beyanımı açıkladım. E, o günden bugüne ne olmuş mal beyanım tekrar açıkladım. Birincisi bu, israf ve yolsuzluk bir ülkeden kalkmadığı müthişçe e, gelir dağılımındaki dengesizlik bitmeyecek ve hep bunlar bal tutan e, parmağını yalar vesaire bu tür laflar veya çalıyor ama çalışıyor lafları maalesef e, böyle hatta muhafazakar kitlede bile adeta kabul görür hale geldi. Halbuki kul hakkı yani inançlı insanlar için affedilmeyecek tek şey kul hakkı. E, zaman zaman da ortada bir şey yokken e, yöneticiler hakkında da. Ee, bu tür laflar ediliyor edilince bunun bundan kurtulmanın bir şey yolu var şeffaf olmak her şeyi açıklamak yani belediye başkanında taahhüt ettiğiniz her şeyi yapamayabilirsiniz ama e, yaptığınızı yaptım yapmadığımı yapamadım şu sebeple yapamadım dersiniz e, dolayısıyla artık e, bu devirde Avrupa'da olduğu gibi dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde olduğu gibi insanların ee, bu tür şeylerde şeffaf olması lazım kamu yöneticilerinin. Çünkü size bir e, bütçe teslim ediyor. Bu bütçe bizim bütçemiz değil halkın bütçesi. Halkımıza bize... açıklayacağım diyor ya, ama canım ya, istediğinde açıklayacağım. Zamanı geldiğinde açıklayacağım, açıklayacağım açıklayacağını diyor. Açıklayacağını düşünüyorum ama yani mutlaka açıklayacaktır. ve Bunun kamuoyunun bilmesine bir mahsur yoktur. Zaten siz böyle bir göreve talip olduğunuzda zaten bunları peşinden kabul etmiş sayılırsınız. Şöyle örnek veriyorum. Geçenlerde Avrupa'da. Bir siyasetçinin bakan da olabilir çocuğu onun odasına girip iPad'inden internete bağlandı diye istifa etti. Bu kadar hassas davranırken insanlar artık bizim bunları kanıksamadan her şeyimizi açık bir şekilde kamuoyunun önüne koymamız lazım. Zaten farkındaysanız kamuoyu önünde. Kamuoyu önünde. E bizzat bu görevlere tarif olanlarla ilgili neredeyse çok ağır eleştirici, hakarete yakın eleştiriler bile olsa şöyle söyleniyor. Madem siz bu göreve talip oldunuz bunları katlanacaksınız. Dolayısıyla kamuoyu önünde başkasının bütçesini kullanan asıl emanet odur. Emanet aldığınız bütçeyi kullanırken nasıl kullandığınız da mal beyanınız kadar önemlidir. Hepsini insanlar açıklaması lazım. Mesela bu konu gündeme gelir miydi? Ya bilemiyorum. Ben e, bu dördüncü adaydım. Hepsini de açıkladım. Yani bunun artık bir yol olması gerektiğini düşünüyorum ki ben e, bunu herkes buna uyar. Siyasette ve yöneticilerde bu bir artık yol olur, usul olur, e, yerleşirse hiç olmazsa siyasetçiler kendileri rahat ederler. Çünkü yarın e, çoluğuna, çocuğuna bir sürü şaibe, iftirada olabilir, her şey olabilir. Bunları taşımak yerine buyurun her şey göz önünde. İstediğinizi araştırabilirsiniz ki kaldı ki mesela kendimiz sürekli denetleniyoruz. Sayıştay denetliyor, yeminli mali müşavirlerimiz var. Şikayetler oluyor, müfettişler geliyor, denetliyor. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Benim için övünç kaynağıdır. Çok sıkı tuttum baştan beri. E, çok personelimiz var. Bu da hata yapan elbette olabilir ama müfettişlerin gelip incelemesinden hiç rahatsız olmadım. Çünkü bugüne kadar henüz bir personel benim gidip savcılara dahi ifade vermedi. Turgut Bey acaba niye e, Mansur Yavaş önce daire başkanları ve onların mal varlıklarına bir baksın dedi sizce? Valla baksın eğer şeyse onlar da açıklar. Herkes açıklamak zorunda ama bunu eğer ben söylediğini duymadım bunu söylüyorsa önce kendiniz açıklarsınız benim gibi ondan sonra başkasına laf etme hakkınız var. Zaten şu anda hükümetler, benim eğer bürokratlarımda e, böyle bir mal artış falan varsa, şimdiye merak etmeyin, e, burası Büyükşehir seçimi çıkarıp mutlaka televizyonda milletin gözünün önüne koyarlardı. Varsa da çıkarsınlar, ben de görmek isterim. Ben affetmem her şeyden önce. Eee çalıyor ama çalışıyor dediğiniz hani ben kendime söyledim kimse de bunu söylemesin dediniz. Bir belediye başkanı olarak bir büyükşehir belediye başkanı olarak hani bu söylem ne kadar ya çok rahatsız ediyor beni. Bakın şöyle. Bir e, de nereden çıktı e, efendim bu söylem? Belediye başkanlarına yani iftira da atılır. işçilerin hepsine dedikodu da yayılır ama bunu öne geçmenin yolları var. Ben Beypazarı'nda belediye başkanıyken, belediye encümenle... 11'e 4 iken meclis sayısı ben belediye encimene rakip partiden üye aldım. Görsün onun da ona oy verenlerin de temsil yetkisi var. Hem de encimende gizli saklı bir şey yapmıyoruz ki gelsin herkes görsün diye dolayısıyla kendinizi öyle koruyorsunuz. Ama maalesef bu söylenti önceki dönemlerde çok yapıldı ve ben ta o tarihte de Beypıları Belediye Başkanı'ndım. Tabii ki beni de çok rahatsız ediyordu. İnşallah bu dönemde artık bu söz, her gittiğim mitingde söylüyorum, Ankara'da kaldırımların altına çakıldı. Sadece o değil, insanları ayrıştırma, oy veren vermeyenler arasındaki veya seçmen tercihlerini başka yönen, yönde kullananları aşağılama. Bakın 5 yıl boyunca benim bir tek mesajım yoktur. Yani bize oy vermeyenleri bırakın hakaret etmeyi, incitecek bile bir tek cümlem yoktur seçim biter. Her şey bitmiştir. Mazbatayı almışsınızdır. Rozeti çıkarıp artık karşınızdaki herkesi eşit bir vatandaş olarak görüp hizmet edeceksiniz. Bunlar Kapı hep kapta. Bu dönem herkese açık hizmet tabii ki, anlamında. Tabii ki, Oy tabii yoksa açık. hizmet yok gibi bir yok, yaklaşım. Yok. Mesela Ankara'da en övündüğümüz yer o. Bu seçim sonucunu göreceksiniz. Geçen seçim çok az oy aldığımız yerlerden nasıl oy aldığımızı göreceksiniz. Çünkü kimseyi ayırmadım. O da bir kul hakkıdır. Yani oy vermedi. E orada da bir bir, bir miktarsa mutlaka oy verenler var. Siz eğer onların size emanet ettiği ve eşit bir şekilde kullanmanız gereken bütçeyi çok oy veren yere kullanırsanız bu da kul hakkıdır. Peki efendim e, bu bir seçim sürecinde öncesinde yaşadıklarınız, engellemeler zaman zaman da anlattınız. Sizin hakkınıza girildiğini de düşünüyor musunuz? Şimdi bir yarış var ve o yarışta bakıyoruz rakibinizin yanında sürekli bakanlar. Haberimiz hazır. Birlikte bir izleyelim. Peki. Sonrasında da değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Dün de Turgut Altınok'ta Mehmet Öztesek yan yana geldi. Kentsel dönüşüm üzerinden Mamak'taki işte ev bekleyenler var. Kentsel dönüşümü bekleyenler var. Siz bu konuyu da zaten çok iyi biliyorsunuz. Orada söylemiş olduğu sözler var. Onları da hatırlatacağım. Peki. Buyurun. Allah bağışlasın. En zor soruyu sordum. Ben ben, şimdi, en zor soruyu soracağım ben, ben, tabii. Ben, ben şimdi ne diye? E, emeklilerin durumu ne olacak bu En zor soru. AK Partili belediye başkan adaylarına oy istemek için sahada bakanlar yatırım sözü veriyorlar ama emekliye verecekleri yanıtları yok. Bir emekli, "Durumumuz ne olacak?" diye sordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En zor ben, ben soru." dedi. Emeklerin de... durumu ben, ne olacak bu emeklilerin? En zor soru bir... Söz verdi reis. Cumhurbaşkanımız dedi ki evet. emeklilerin durumunun farkındayım. Gereğini yapacağız dedi. Bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı. Şu anda efendim uşağıda gerek yok. emek kilosu 480 Milyonlarca dar gelirli emekli seçim için o isteyen bakanlara geçimi hatırlatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ösaseki'nin de Karabük'te yolunu kesti. 10 bin lira maaş alan bir emekli. Ösaseki inşallah demekle yetinmiş. En düşük emeklinin en azından 25 bin lira olması lazım. En azından 25. Bak seçim önce bu gününe getirin. Emekli maaşı seçim dün önce mutlaka artırın. İnşallah. İnşallah. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Hükümet izde çıkmış gözüküyor seçimlere kadar. Maalesef AK Parti devletin bütün imkanlarını kullanarak bir kampanya yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında bakanlar yanlarında AK Partili belediye başkan adaylarıyla sahada 13 yıl boyunca milli istihbaratın başında olan değil görüntüsü sesi bile çok nadir duyulan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak Kırıkkale'de AK Partili adaya o istemek için sahaya indi. Sizlerin sağa sola bakmadan mevcut başkanımıza destek vermeniz Kevkalade önemli. İnşallah bu konuda Bizleri mahcup etmeyeceksiniz. Bakanların il il gezmeleri, seçim çalışmaları yapmaları AKP'nin yaşadığı çaresizliği, korkuyu, kaygıyı ve paniği bize gösteriyor. Mayıs'ın sonu inşallah olmadı. Haziran'ın hemen başında burayı açıyoruz. Bizim de sizden İsteğimiz yerel seçimlerde desteğinizi bekliyoruz. Ulaştırma Bakanı Yozgat Yerköy'de gar açılışı karşılığında o istedi. Adalet Bakanı Giresun'daydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu kez de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açılışına katıldı. Turgut Altınok Çalışma Bakanlığı'nın iftarındaydı. Kentsel Dönüşüm programında da yanında Çevre Bakanı vardı. Sayın Bakanım la beraber yıllardır mağduriyetinizi sona erdireceğiz. Efendim şimdi sağdaki durum bu, tablo bu ve işte adayların yanında, İstanbul adayın yanında, Ankara adayın yanında, bütün adayların yanında bakanlar var. Ne dersiniz buna? Tabii eskiden de bakanlar seçim çalışmalarına katılıyordu ama şu anda Cumhurbaşkanlığı Hük hükümet sistemi'nden sonra artık bakanlar memur konumunda bence. Ee, özellikle Adalet Bakan'ının İş İşleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı eskiden biliyorsun müsteşarlara da devrediyordu. Bu konuda ne olacağı henüz belli değil. Şu anda öyle bir uygulama yok ve sahada siyaset yapıyorlar. Yapsınlar ama benim dikkat ettiğim tek şey bu arada kamu malını, kamu gücünü kullanmamalarıdır. Yani onlar da birer siyasetçidir. Çıkarlar. Sizce kullanıyorlar mı? Efendim? Sizce kullanıyorlar mı? Vallahi yani gördüğüm kadarıyla her yerde devletin uçaklarıyla gidiyorlar. Bunu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de gördük. Bunda bir beis görmüyorlar. Ben bu tabii bunu siyaset yapmalarını değil ama kamu gücü kullanılmasını problemli görüyorum. Kullanılmaması lazım. Bu konuda bir düzenlemenin de acilen yapılması lazım. Çünkü... Tabii ki rakipleri aleyhine e, orantısız bir güç meydana geliyor. E, ben açıkçası kiralık araçla gidiyorum seçimde. Asla kullanmıyorum kamu gücünü, belediyenin imkanlarını kullanmıyorum açıkçası. Kiralık araçla mı gidiyorsunuz? E, tabii seçim dönemi için araç kiraladık. Her yere onunla gidiyorum. E, dikkat etmek lazım. Bunun içinde yani vicdanınızın e, rahatsız olmayacak işler olması lazım. Ben vicdanım rahat bir şekilde kamu gücünü kullanmadan seçim propagandamı yürütüyorum açıkçası. Ankara'da Mamak'ta Mehmet Öztesek'i, Turgut Altınok onlar yan yana geldi. Burada kentsel dönüşümle ilgili çözüm bekleyenler var. ve hani Onunla ilgili de bir şey söylemek isterim Buyurun. tabii ki. Ee, Ankara'da biz iş başına geldiğimizde 14 bin tane borç, 14 bin daire borcumuz vardı. Kaç yılından biliyor musunuz? 2007-2008 yılından başlamak üzere. Bir kısmını bunların teslim ettik ama maalesef mirasçıları aldı. Bunları 2-3 yıl içerisinde konutlarınız teslim edilecek denmiş. Ama o konutları teslim etmek yerine benim e, ifademde çöp projelere para ayırmışlar. Onlara verdikleri sözü tutmamışlar. Biz gelir gelmez. Hemen e, bu işin çözümü için uğraştık. Bir kısmının planları iptal edilmişti. 4 bin konutluk e, temeli attık. Ancak malum e, ekonomik sıkıntı nedeniyle hükümetin çıkarttığı kararnameye dayanarak müteahhitler zarar edeceğiz endişesiyle bıraktılar. Daha sonra biz bunu bizim portaş şirketimize verdik. Belediyenin şirketi. İstanbul'daki Kiptaş gibidir. AK Partili meclis üyesi en son yaptığımız bir ihalede dikmen Vadisi'nde de AK Parti Meclis Başkan Vekili dava açıp yürütmeyi durdurma aldılar. Yani biz yapamadık, siz de yapmayın anlamına gelecek şekilde. E bunları aslında konuşmak lazım. Yani Neden yapamadık da e Turgut Bey'e oy verirseniz Turgut Bey'i tanıyoruz, tanıyorsunuz. Turgut Bey'e oy verirseniz bu mesele ortadan kalkacak diyor mesela. Vallahi zihniyet aynı zihniyet. 25 yıldır yapamayanlar hiçbir zaman yapamazlar. Ben şöyle bakıyorum olayı. Bu eski dönemin borcu olarak bakmıyorum. O insanların gözyaşları beni etkiliyor. Beklentileri beni etkiliyor. Bir de belediyeden bugüne kadar o insanlara 6 milyar lira para ödendi kira parası olarak. Şimdi Ödediğimiz para onların da işine yaramadı. Yani kira bedelleri şimdi her çözmedi. yerde çözmedi. E, belediyeden para çıkıyor, iki tarafta zarar ediyor. Bu nedenle ben önümüzdeki dönem inşallah e, tamamını teslim etmezsem içim rahat etmeyecek. Çöp proje dediğiniz nedir? Bir de izleyicilerimiz sürekli yazıyorlar. Anka Park ne olacak? Evet, Anka Park şöyle. Bana göre çöp proje ama orada bir kamu parası var. Hepimizin parası var. 801 milyon dolar. O zamanki yönetim bir türlü yapmayın, burada olmaz, bu çalışmaz denmesine rağmen dinlemedi. Ama ortada da bir eser var. Şimdi orada biz havuzları bitirmek üzereyiz. Havuzlar kaçırıyor. Tek bir abonelik yapmışlar. Kabloların hepsi çalınmış. Onlarca defa mahkemeye dilekçe vermemize rağmen burada sürekli hırsızlık oluyor diye. Ben bununla ilgili bir veya iki defa Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim. Bir veya iki defa o zaman kurum çevre bakanıydı. Bakın burası çürüyor, bir an evvel beraber el atalım, mahkeme bunu bana vermiyor dememe rağmen e, en son e, orayı çalıştıranlar iflas edince alabildik ama hiç kablo kalmamıştı. Şimdi tamamı yenilendi ve e, akşamları Anka Parkın şu anda ışıkları yanmaya başladı. Havuzda doldurulduğu zaman, o da Nisan ayında doluyor, yaza tamamen bir rekreasyon alanı olarak ücretsiz şekilde halka açıyoruz orayı. Zaten inanılmaz bir şekilde toplum ilgi gösterdi. Kamuoyuna sorduk burayı ne yapalım diye. Ankara'dan aktif 80 binin üzerinde mesaj geldi. Çoğunluğu yeşil alan istiyor. ama orada şöyle bir durum var. Kanunla buraya Anka Park yapılmış. Yani buraya eğlence tesisleri yapılacak kanuna konmuş kanuna konmuş ama Sayın Mustafa Tona geldiği zaman bakmış kiraya verilebileceği yazılı değil kanunda. Tekrar ek bir maddeyle buranın kiraya verilebileceğinde e, madde e, ek geçici ek madde olarak koydurmuş ve öylelikle kiraya çıkmış. Şimdi biz orada küçük Luna Park oyuncakları var. Onlar jeneratörle denedik çalışıyor. Onları kiraya vereceğiz. Yani bizim gençlik parkındaki e, gibi ama büyüklerin birçoğunda şöyle sorunlar var eğer ben bunu çalıştırırım diyen olursa zaten içi boşaltılmış. Onları da ayrıca kiraya verebiliriz. Biz sorumluluk almayız. Çünkü 1200 personel gerekiyor. Orası 2 milyon 200 bin metrekarelik büyük bir yer. Yanında da 940 bin metrekare Atatürk Orman Çiftliği'nin büyük bir park. O da yazı hemen hemen tamam bitiyor. Evcil Hayvanlar Parkı, Dijital Hayvanat Parkı var orada. Dolayısıyla ee, günlük 50-100 bin Ankara'nın orada serbest gezeceği bir alan olacak. Otoparkı var. Ama dediğim gibi büyük oyuncakları kullanmak isteyen olursa kullanır. Çünkü orası şöyle bir mahsurlu yeri var. Devre su işleri e, raporuna göre orası su baskın saha, taşkın sahası. Bir ikincisi altından üç tane çay akıyor oran. E akıyor. Nasıl yapılmış? Neden yapılmış Yapmışlar oluyor? artık işte bu itirazlar dinlenmemiş. Hatta bir gün fare kazık çakmak isterken fare kazık aşağı düşmüş bir daha da bulamamışlar. Böyle bir yer ama rekreasyon alanı olarak bahar aylarında bile açacağız. Gençlerin çalışacağı kütüphaneler, paten kayacaklar, bisiklet binecekler. Yani yeterince orada alan var ama herkes ailesiyle gelecek, ailesi orada piknik yapacak. Yanındaki 940 bin metrekare alanla beraber herhalde sürekli olarak gelmek isteyecekleri bir yer olacak. İçinde dükkanlar falan var. Onları zaman içerisinde değerlendirmeyi düşünüyoruz talebe göre. Çünkü Ankara'nın merkezine bir yer, rekreasyon alanı olarak mutlaka oraya çok gelen giden olacaktır. Her lokasyondan. Zarar, 800 milyon daha dolar denildi. Açtık, getirenlere daha varsık. Çünkü orada bazı aletler hiç çalışmamış. Bir kısmı gelmiş ambalajıyla duruyor. Yani hesapsız, kitapsız. Küçük monoraylar konmuş. O monoraylar e, yolları daraltıyor diye hiç kurulmamış ve monoraylar da şöyle öngörmüşler: Çin'den çok turist gelecek diye pazarlamışlardı. Ancak Çinlilerin girebileceği büyüklükte zaten şeyler, kabinleri filan. Onlar da boş duruyor öyle. 801 milyon dolar net rakam harcanmış. Artık kullanılabilen bütün araçları kullanacağız. Bu zarar ne kadar sürede çıkaracak? Net bir şekilde söylüyorum, o zarar çıkmaz. Artık kamu zararı olarak e, o, e, meydana geldi. Biz artık e, bizim de paramız olduğu için ne kadarını kullanabilirsek kullanacağız ve en azından meydandaki e, bütün alanın. Halkın kullanılması için elimizden geleni yapacağız. Baharı sanıyorum açacağız. Efendim şimdi Ankara'ya devam edeceğiz. Yalnız İstanbul'da işitilen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzen, bir açıklama var, bir çıkış var. E, o sözlerde işte Murat Kurum'a ait seçimde öyle bir zafer kazanacağız ki şehit aileleri bayram edecek sözü. Ve e, Ekrem İmamoğlu sanki biz düşman ordusuyuz. Sanki bir savaşın içindeyiz diye aslında tepki gösterdi. Bir dinleyelim. İzleyicilerimizle de paylaşalım. Sonra siz ne düşünürsünüz? E, devlet aklı ne düşünmeli? Onu soracağım. Buyurun. 31 Mart'ta Öyle bir zafer kazanacağız ki Eren Bülbül'ün annesini sevindireceğiz. Öyle bir zafer kazanacağız ki Aybüke öğretmen'in annesini sevindireceğiz. Öyle bir zafer kazanacağız ki tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin annelerini babalarını sevindireceğiz. Her seçimden önce yaptıkları gibi ne yapıyorlar? Hemen milli duygular hemen inançları istismar ediyorlar. Diyor ki seçimde öyle bir zafer kazanacağız ki şehit aileleri bayram edecek. Bak 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 bak. Sanki sanki biz düşman ordusuyuz bir savaş ilan etti. Ekrem İmamoğlu oldu sanki biz düşman ordusuyuz diyor. Ne dersiniz? Şimdi efendim e, bir Yöneticilerdeki e, anlayış farkı zaten mesela Ankara'da ben eğer biraz fark e, ortaya çıkarabildiysem e, zihniyet farkını değiştirirken yani kimseyi ötekilemeyen ayrıştırmayan ve seçim öncesi ben şu sözlerimi hatırlıyorum. Bakın biz bu seçimi kazanacağız ve seçim akşamı da tekrar ettim bunu. Seçim akşamı e, bu seçimi kazanacağız ama asla zafer kazanmış olmayacağız çünkü zafer Düşmana karşı kazanılır. Biz herkesin tercihine saygılıyız. Karşımızda da düşman yok. Zafer mafer yok. Sadece 5 yıllığına biz Ankara halkı görevlendirilmiş olacak. Biz bu gözle bakıyoruz dedik. Bu konuşmalarım bütün e, YouTube'da falan her yerde vardır. Böyle bakmak lazım. Siz eğer e, İstanbul'da diyelim ki seçimi yarım puanla kazandı. E şimdi geri kalan e, oy vermeyenlerin hepsi Düşman mı şimdi? Bu zihniyetin ortadan kalkması lazım ama maalesef şimdi söylemek durumundayım. Seçim zamanı milliyetçilikler, milliyetçilikleri tutuyor. Seçimden seçime milliyetçilik yapmaya kalkıyorlar. En kahraman onlar, en vatansever onlar ama onlara oy vermeyenlerin hepsi Türk Şimdi Böyle bir şey olabilir mi? Yani insan, bakın ben 5 yıl boyunca bir tane demecim olmadı karşı tarafı üzecek ama şimdi de onların oyunu alacağım. Onların oyuna talibim. E seçim böyle olur. E oy vermeni herkes işte Gazze'yi öne sürüyor falan. Ay yani bırakın Allah aşkına. Bu toplumda yaşayan insanların hassasiyetleri hemen hemen aynı şeyde, aynı ölçüdedir. Yani böyle bir şey olmaz. Şimdi e, kimin eli kimin cebinde o belli değil diyor Cumhurbaşkanı. E, Cumhuriyet Halk Partisi işte Ankara'da adayı var. Dem Parti'nin İstanbul'da adayı var ama bir yandan da gizli ittifaklar içindeler diyor Cumhurbaşkanı. Sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Dem'le demleniyorlar, al birini vur ötekine. Yani hani kendi İyi Parti'nin adayı dışındaki diğer adayların Dem Parti ile yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde, AK Parti'nin de Dem Parti ile işbirliği içinde olduğunu söylüyor. Buradan devam edeceğim. Yalnız size yönelik Cümleler de kuruldu. İşte Haymana Haymana'da, e, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde e, Mansur Yavaş'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'nde denle bir ittifak kurduğu yönünde iddialar vardı. Şimdi karşımızda da bir görüntü var. E, Baila aynı zamanda rakibiniz Turgut Altınoğlu'nda memleketi ve orada karşımızdaki görüntüyü bir birlikte görelim, izleyelim. Sonrasında da size ne düşündürtür onu soracağım. Buyurun. Yeni Mahalle, Polatlı, Bala. Bala'da. Bağla'da. O konuya girelim mi? Ya, Gelmiyorum. biz onlara düşer. Gerek biz. Onlar şeye gitmiyorlar. Sandığa gitmiyorlar, serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala'dakilerle. Ee, tamam. Bize verecekler. Ee, AK Parti Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran. Hani o konuya girmeyelim. Dem bize verecek oylarını diyor. Şimdi buradan yola çıkarak ne söylersiniz? Allah efendim öyle bir iktidar var karşımızda ona her şey hak. Kendileri görüşür normaldir. Yani kendilerinin yaptığı her şey normal. Bir başkasınınki anormal hemen veya olmayan şeyleri ortaya çıkarıp yani daha önce İstanbul'da da işte Sisi mi Binali mi falan gibi şeylerle bu hassasiyetleri kaşıdılar. Daha sonra ikinci seçimde Osman Öcalan'ı televizyona çıkarıp bebek katilinden de mektup getirip televizyonda okuttular. Yani hangi aparat işlerine yarıyorsa onu kullanıyorlar. Ankara'da da gene bunu kullanmak istediler. Ben bunu geçen seçimde de aynı şeyi yaşadım. Ama beş yıl geçti. 5 yıl içerisinde belediyemize de bir sürü personel girdi çıktı. Bunların hepsi didik didik edildi. Ne PKK'lılar sayaç okuduğu ne DHKP'liler faturaya götürdü. Şimdi seçime girerken bu söylemlerle rakibi zayıflatmak istiyorlar. Bu artık belaltı siyasetidir. Ve bu belaltı siyaseti bütün adayların hepsine zarar verir. Yani eğer kendi eviniz camdansa kimsenin penceresine taş atmayacaksınız. Neden gibi. böyle söylediniz? Şimdi efendim bakın biraz önce gördünüz. Evet. Onlar görüşüyor, konuşuyor. Bana oy verecekler diyor. Dem Partisi'ne oy veren seçmen eğer AK Partili bir adaya oy verirse vatansever oluyor. Başka bir yere oy verirse vatan hain oluyor. Kaldı ki Ankara'da böyle bir şey yok. Bakın iki tane yazı göstereceğim. Birincisi HDP'den Ankara için aday açıklaması net bir şekilde Bansur Yavaş'a karşı olduklarını söylüyorlar. Bir diğer açıklamalarında da e, diyor ki tek amacımız Mansur Yavaş'ı kaybettirmek diyor. Bir de benim geldiğim köken itibariyle zaten e, o attıkları iftiraların hiçbirisinin bana tutmayacağını e, kendilerde de biliyorlar ama her seçimde bunu da yaşadım. Böyle karşı tarafa bir şekilde zayıflatacağım diye olmayan şeyleri söylerken kendi ellerinde patlıyor. Yine aynısını söylüyorum. Ne kadar çamur atmaya kalkarlarsa kalksınlar Ankara halkı her şeyi şeffaf olan Mansur Yavaş'ı gördü, sevdi ve bu tür sözden hiçbirisi tutmayacak. Tutmuyor da. İlk 5 yıl nasıl geçti sizin için? Valla efendim şöyle geçti. Tabii ki 2-2,5 iki, iki buçuk yılı pandemiyle geçti. Bu dünyanın hiç karşılaşmadığı bir olaydı. Orada inisiyatif aldık. Ee, Ankara'da pandemi döneminde toplumda işbirliği yaparak, büyük bir dayanışma ağı kurarak, 6 milyon tek yürek diyerek Herkesin birbiriyle dayanışmasını sağladık. Aynı zamanda zor durumda olan esnafları da bizde işi işe tutturmak diye bir deyim vardır. Mesela filyasyon ekibi yetişemedi. Belediyede araç vermesine rağmen Sağlık Bakanlığı piyasada boş duran taksileri kiraladık. Onların emrine verdik ki vatandaş bir an evvel e, derdine çare olunsun diye. Maske dikilecek evinde kapalı kalan terzileri çağırdık. Paket dağıtılacak, nakliyecileri çağırdık. Efendim 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkamıyorlar, bakkaldan bir şey alamıyorlar. Kuryeleri çağırdık onlar vasıtasıyla bunları dağıttık derken müthiş bir dayanışmayla bugünleri atlattık. 10 bin civarında kaybımız var Ankara'da e, korona nedeniyle. İnşallah Allah o günleri göstermesin. Arkasından tabii e, iş yerleri kapatıldı. İnsanlar işsiz kaldı. Bunların da ayakta kalması için işsiz kalanların da hiç olmazsa en azından beşeri ihtiyaçlarını karşılamaları için de çalışmalarımız, kampanyalarımız devam etti. Onu da başarıyla yaptığımızı düşünüyorum. Pandeminin etkisiyle artan ekonomik sıkıntı derken bu sefer de 6 Şubat depremi oldu. Evet. Böyle zamanlar da geçti. Bu arada bütçemiz %50 eski dönemlere göre azaldı. Aski gelirlerimiz %50 azaldı. Ee, ama buna rağmen e, Ankara'nın genel şeylerinde, e, genel hizmetlerinde çok büyük bir aksama olmadı. Bugüne kadar getirdik, e, kavşaklar yaptık, asfaltlar yaptık ama ben bunları açıkçası fen yapacağı işler görüyorum. Asıl önemli olan Ankara'da yaşayan herkesi, özellikle dezavantajlı grupları, onları öyle destekleyeceksiniz ki sosyal belediyecilik yapıp onları da, Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlar kendini eşit hissedecek, hiçbir şeyden mahrum kalmadığını anlayacak. Bu özellikle çocuklar için çok önemli. Onların okuması için, destek alan ailelerin çocuklarının okuması için çok büyük çalışmalarımız var. Hiçbir şeyden mahrum kalmasın. Otobüsleri ücretsiz kullanıyorlar, bunları sosyal hizmetler egoya ödüyor. Destek alan aileler suyu 1 liradan kullanıyor. Ücretsiz ee, otobüs konusuna da gelelim isterseniz. Özür dilerim projelerden devam edeceğiz. Bir de siz halkı dinleyerek halkın yaşadıklarını anlayarak çözüm de bulmaya çalışan belediye başkanısınız. E, halkı dinlerken bir yandan da bir çıkışınız oldu. Bu benim son seçimim dediniz evet. siz de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminden biraz daha farklı sizinki. Neden öyle dediniz? Şimdi efendim tabii bir farklı belediyecilik ortaya koymak lazım. Ben Beypazarı'nda da ikinci gün seçildiğim akşamı bir daha aday olmayacağımı söylemiştim. Bu benim kendi prensibim. İki dönemin bir belediye başkanı için yeterli olacağını düşünüyorum ama farklı düşünüp içinde hizmet aşkıyla devam eden insanlar da var. Onlar yanlış anlaşılmasını istemem ama bu benim kendi prensibim. Biraz çoluğumuza çocuğumuza, ailemize de vakit ayırmamız gerekiyor ama giderken güzel bir iz bırakmak istiyoruz. Bütün... Siyasete son mu bu? Siyaset neyi getirir onu ben bir şey diyemiyorum. Çünkü sütten ağzım yandı. Ne, ne söylerseniz karşınızda bir gün ortaya çıkıp gelebiliyor. Örneğin açıkçası buradan Ankaralıları söylüyorum. Bir sefer belediye başkanı aday olacağım demiştim. Bunu bana sordular. Ama yani bir dönem bile yapamadım. Neden yapamadım? İşte biraz önce anlattım. iki, iki buçuk yıllık pandemi bir yıl depremde geçti. Ee, ekonomik sıkıntılar derken inşallah ikinci dönemi tamamlayacağız. Bu arada e, nasıl bir belediyecilik yaptığını deyince mesela yine Türkiye'de emsal olacak çalışmalar yaptık. Ee, kırsal kalkınmada çok büyük desteklerimiz var Ankara olarak. Ee, bunun da gerekçeleri var. Yani biz eskiden e, kendi kendine yeten ülkeyiz e, diye övünürken yurt dışından artık her şeyi getirmeye başladık. Özellikle gıdaya yönelik ve... Ucuz olsun, piyasa ucuzlasın diye getirilmesine rağmen rakamlar çok çok büyük. Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde hala artıyor çünkü çiftçinin maliyeti çok fazla. Burada da amacımız şu aslında, bugün artık dünyanın 20-30 yıl sonra karşılaşacağı en büyük sorun kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle gıdaya erişimdeki zorluk. Ankara'da bütün bu yerleşim bölgeleri %3, %97'si boş ve bunların %50'sine eskiden tarım vardı. Köy okulların kapatılması, farklı tarım politikaları nedeniyle hepsi bıraktılar bu işi. Ve biz başkalarına muhtaç hale geldik. Ama en iyi bildikleri iş, tarım. Çocuklarını getiriyorlar bize iş diye. 3 400 bin tane bende özgeçmiş var iş talep eden ve birçoğu da mesleksiz çünkü çiftçilikten gelmiş. Bunları yeniden teşvik için biz 38 bin çiftçiyle hem uydu üzerinden onların tarlalarını görüyoruz. Onların üretmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Mazot yardımı, tohum yardımı e, gibi bütün... Gençleri de bir yandan tarımda tutmak istiyorlar. E, tabii orada para kazanırsa döner, e, yapar. Niye yapmasın? Artık eskisi gibi zor da değil. Tarımdaki ekipmanlar da çoğaldı. Dolayısıyla biz 880 milyonlara civarında destekte bulunduk 5 yılda. Ama 6,5-7 milyar lira çiftçiler para kazandılar. Çok duyuyoruz şimdi çiftçilerden tekrar gideceğiz, ekeceğiz diye. Çünkü e, Ukrayna Savaşı, e, buğday evet. ve orman yangınları, kuraklık, şimdi sulu tarım yönünde de çalışmalarımız var. Aşağı yukarı 100 bin dönüm civarında sulu tarım yapmalar için Kırsal Kalkınma Dairemiz destekte bulundu. Sürekli ürettirmek zorundayız. Bunu da yaparken sadece çiftçiler para kazansın diye değil hem insanın en doğal ihtiyacı hem de 20-30 yıl sonra karşılaşacağımız güçlükleri şimdiden torunlarımıza bir imkan sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Ramazan ayının içindeyiz. Şimdi muhtaç olmak, muhtaçlık hani konu buradan açılınca hani alan el, veren el birbirini görmesin ama biz de bir yandan köprü olalım diye bir çalışmanız var, bir çabanız var. Sonra işte eczanelere gidiyoruz. Eczanelerde veresiye defterlerini kapatıyorsunuz. İşte insanların Yaralarını kapatmaya çalışıyorsunuz ya da işte bütçelerine göre mutfaklarında o et pişebilsin o tencere kaynasın istiyorsunuz. Başkent market fikri nasıl geldi nasıl ilerliyor ya da bu sosyal yardımlarda bugün yaptıklarınız ve daha ne yapmak istiyorsunuz onları da konuşalım lütfen. Bir İstanbul'a götüreceğim Peki. yine. Ee, ben Sıklıkla da bunu söylüyorum artık böyle meclis lokantasından ucuz hale geldi. Kent lokantası İstanbul'da 4 çeşit yemek 40 liradan satılıyor ve önünde de kuyruklar oluşuyor. Önemli bir çalışma, önemli bir çaba, bir hizmet ama önündeki kuyruklar, o kuyrukların erimesi elbette memleketimiz için çok daha önemli. Aynı menüyü dışarıda yemeye kalksanız en az 300 lira. 70 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim. Ben hayatta bilmezdim. Kuyruğa girip yemek yediğimi hatırlamıyorum. Emekli olarak nasıl sınıf ördüm ama şimdi emekliyim. Ya 40 liraya nerede yemek yiyeceğim ben? Ya yiyebilir miyim? Hem de nezih, güzel. Şimdi olmayan kuyruk yok. Ben hayatımda böyle darlık görmedim hiç. 74 yaşında hayatında ilk kez kuyrukta emekli öğretmen Mehmet Kaya emekli maaşı ne restorana ne de evde iftar sofrası kurmaya yetiyor. O da diğer dar gelirlilerle kent lokantasında ucuz iftar kuyruğunda. 4 çeşit yemek 40 lira. Öğrenciler niye geliyor buraya? Ailem yok benim. Ben Giresunluyum. Burada üniversite okuyorum. Tek başıma yaşıyorum. Ve daha ucuz olduğu için burayı tercih ediyorum. Donatılmış bir iftar sofrası kurmak artık çok zor. Bütçeler yetmiyor. İşte bu yüzden birçok kişi kent lokantalarını tercih ediyor İstanbul'da. Ve şu anda iftar saati yaklaşırken kuyruktalar. Burada bir menü 40 lira ancak Ramazan'da bir hayırsever buradaki menünün tamamını karşıladı ve buraya gelenler ücretsiz yemek yiyecekler. Ücretsiz daha iyi. Çoğun belki de 40 lirası da yoktur. Şeker hastasıyım, işim kalp hastası. Feren'den Allah kabul etsin. Hastaları, emeklileri, öğrencileri Ramazan'da bir sofrada buluşturuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantaları. Günlük 70-80 kişiye iftar veriliyor. Mağazada tezgahtarlık yapıyorum. Yani ben baktım gelirken 250'den başlıyor fiyatlar. Bana çok geldi. Buraya geldim. Kirada mı kalıyorsunuz burada? Evet kirada kalıyorum. Gençlerle kalıyorum. Bir evde dört kişiyiz. İftara kısa bir zaman kaldı. Buraya gelenler bugün ne yiyecekler? Menüde işte gördüğünüz gibi domates çorbası var, bulgur pilavı var, sulu köfte var. Yine gelenlere tel kadayıf ikram ediliyor. Su ve pide de bu lokantadan. <laughs> Ekli yemek evet. Çok güzel olmuş. Yükselen ezan sesiyle oruçlar açılıyor. Kent lokantası da olsa da gelenler eli boş gönderilmiyor. İftariyelik veriliyor. Sandviç, meyve, suyu, su. Bizi bu hale getiren de ben hakkımı helal etmiyorum. Evde markete gidip bir kap, bir tencere yemek yapmaya kalksa siz biliyorsunuz benim söylememe gerek yok yani. Orta tabaka kalmadı işte üst tabaka gidip istediğini yiyebiliyor. Alt tabakada işte böyle kuyruklara giriyor. İstanbul'da durum bu, Türkiye'nin dört bir yanında durum bu ve Ankara'da da aslında değişik bir görüntü yok karşımıza. Sosyal yardımlardan devam etmek istiyorum efendim. Şimdi e, dün e, Ankara'da Kızılay'da başkent marketin önündeydik. Oradan yayınımızı evet. gerçekleştirdik ve yine insanlar orada kuyruktalardı. Orası eskiden bir sanat galerisiymiş. Şimdi bir market önünde de uygun fiyattan ekmek alabilmek için, kasaptan ucuz et alabilmek için insanlar var. Evet. Ee, aynı zamanda otobüslerle de ilçe ilçe gezip yerinde de satış yapacaklar Kızılay'a gelemeyenler için. Başkent e, market fikri şuradan e, doğdu. Böyle tanzim satışlar gibi falan değil bizimki. Bizimki sadece Ankara'nın civarındaki özellikle kadın kooperatiflerin üretime teşvik ederek yerel ürünler satmak. Yoksa biz e, bakkallarla falan şey rekabet yap, yapmıyoruz. Bunu hatta zaman içerisinde eğer önümüzdeki dönem geliştirirsek ...büyük marketlerin içerisine başkent market reyonu da koymayı düşünüyoruz. ki Önemli olan e, Ankara kırsalındaki yerel üreticilerin yerel lezzetleri üretmeleri. Hem o yerel lezzetin kaybolmaması hem de o lezzeti sevenlerin gelin, gelip oradan alışveriş yapmaları için. Bu da modelinin evet, büyük şehre uyarlanışı İnşallah bunu daha da genişleteceğiz. Tabii sosyal belediyecilik dendiği zaman... Nerede sorun varsa oraya el atmanız gerekiyor. Dün mesela emekli lokalleri açtık. İleri yaştaki emeklilerimiz orada okey tavla oynamayacaklar. Orada onlara bir sürü etkinlik daha da sosyalleşme imkanı tanınan faaliyetler yaptırılacak. Bu sosyal belediyeciliktir. Aynı zamanda biz tabii bu 5 yıl içerisinde bana göre en büyük projelerden birisi nedir diye sorarsanız bir tanesi başkent karttır. Çünkü eskiden paket paket dağıtılıyordu. Bu ortadan kalktı. Bir kişiden alınıyordu. Yerine göre onlar da yurt dışından ithal ediliyordu. Şimdi öyle bir şey yok. E, karta para yüklüyorsunuz. Gidiyor bütün marketlerden istediğini alıyor. Ve Ankara'daki e, kaç bin esnaf varsa en ücra köyde onlar da para kazanıyor. Bir elin verdiğini diğer el görmüyor. O kart zaman içerisinde hepimizin kullandığı bir kart haline gelecek. İnşallah bunun çalışmaları da Oldukça devam ediyor. Söylediğiniz gibi eczacılarla bir gün mesela e, internette gördüm. E, i̇leri yaşlı bir büyüğümüz e, elinde poşet giderken e, soruyor muhabir ne aldınız? Evladım ilaçlarımı e, alacaktım ama 15 liram çıkışmadı katkı payı onu da artık ay başında alacağım dediğini görür görmez. Ankara Eczacılar Odası'yla bir görüşme yaptık. Eczacılardaki Ankara'daki eczacılarda. Bu katkı payını ödeyemeden verisiye yazdırıp alanlar olduğunu öğrendik. Onu ödemiştik. Şimdi ikinci defa ödedik. Yani bir belediye başkanının gözü hep kimin nerede ne ihtiyacı var onlara bakması lazım. Şimdi de e, ikinci defa bunu yaptık. Fitre ver, uygulamasını başlattık. Çünkü büyük kentlerde artık bir yanda yoksulluk varken bir yanda da durumu iyi olanlar güvenerek Fitresini, fidyesini nereye ödeyeceğini bilemiyor açıkçası. Dolayısıyla onları da organize eder. Kimse birbirini görmeden, hiç tanımadığı insanlar para yatırıyor. Öyle bir şey ki, e, geçenlerde Beypazarı'nda işçiler para alamamışlar. E, 7-8 ay maaş alamamışlar. Okullar açılacak. Hemen yanında Ankara Büyükşehir. Dün Altındağ Belediyesi'nde işçiler grev yaptı. Anında onlara akşam vakti iftar ve sahurluk gönderdik. Yani belediye böyle olması lazım. Asıl anlatmak istediğim bir şey de şu. Son günlerin en büyük tartışması o. Şimdi ben belediye başkanıyım. Evet. Ee, emeklilere maaşı Sosyal Güvenlik e, Bakanlığı veriyor, hükümet veriyor diyelim. Ama bunlara verilen maaş 7500 lira. Sonra 10.000 liraya çıktı. Aynı zamanda hükümet e, açlık sınırını 16.000 bin lira olarak belirledi. Yani diyor ki e, benim emekliye verdiğim maaş... Açlık sınırının altında. Şimdi bunu siz rakamlarla tespit ettiyseniz bunu ya çözeceksiniz çözmüyorsanız o zaman çözecek biri var burada belediye başkanı. Hemen devreye girdim. Mesaj attım. Bu şartlara uyan 10 bin lira alıp başka geliri olmayan evi olmayan insanlar çünkü ileri yaşlılar, ikinci iş yapamazlar. Kimseden para isteyemezler. Ahir yaşında başkasının elinden muhtaç olmak çok zordur. Hemen bir kampanya yaptık. İlk önce 12 bin, 13 bin derken bugün 34 bin sayısına ulaştık. 34 bin emekliye düzenli olarak ama az ama çok mutlaka en azından aldıkları ücretin dörtte birine yakın miktarda biz destekte bulunuyoruz her ay. Hakimiz de bin değil beş bin vereceğiz diyor. E, onlar da 2500 bin vereceğiz derken şunu da raporlamış oluyorlar. Evet emekliler perişan çünkü şimdiye kadar emekliye para veren bir belediye yoktu. Eski dönemde paket dağıtılıyordu ama emekli iş zaman bu şekilde düşünülmüyordu. Şimdi emeklinin bu durumda olduğunu görünce bence yapmaları gereken önce Sayın Cumhurbaşkanı sokaktaki emeklerin durumunu anlatmak. Biraz önce de Sayın Bakan'a da söylüyorlardı emeklerin durumu. Kim nereye gitse emeklilerle karşılaşıyorlar. Önce bunu But gidip... But veriyorlar mıymış bu arada? O diye, efendim, But veriyorlar mıymış bu arada? Şimdi butu değil. Ben İstanbul'daki aday için bir şey söylemiyorum. Şu anda kendisi düz milletvekili bir şey yapma şansı yok. Ama Ankara'daki rakibim şu anda belediye başkanı. Evet. Vereceğim edeceğim. Ya verin zaten. Yani şu anda siz belediyesiniz. Benim gibi bunlara destek olmakta hiçbir beyis yok. Mübarek Ramazan günü verseniz emeklilere de bir şey vereceğim, edeceğim demenize gerek yok ki verin. Biri 2500 diyor, biri 5000 diyor. Demek ki Ankara'daki daha vahim olduğunu görüyor ki 5000 diyor ama vermiyor. Şimdi biz düzenli olarak 200 bin aileye doğalgaz yardımında bulunuyoruz. 3 yıldır üşütmüyoruz o destek alan ailelerin çocuklarını. Bir gelen mailler var okuyun ağlarsınız ne kadar doğru iş yaptığımız ortaya çıkıyor. 200 bin aileye düzenli olarak birer kilo et veriyoruz ve başka bir harcama da kullanamıyor. İlle o eve et girsin ve çocuk proteinini alsın istiyoruz zaten. Bu amaçla veriyoruz. Biz böyle söyleyince biz but veriyoruz dediler. Ama faaliyet raporlarına baktık. Ocak ayında 2 kişiye, Kasım ayında 11 kişiye et yardımı yapılmış. E ortada tavuk budu bile yok. Yani siz belediye başkanı verilmemiş. verilmemiş. Bunları yapmıyorsanız e o zaman hiç olması yapanı karalamayacaksınız küçümsemeyeceksiniz yapanı dolayısıyla aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Ben görevdeyim, bunların hepsini yapıyorum. Sonra projesi yok deyip benim projelerimi aynen taklit edip bir şey ben de yani? yapacağım, ben de yapacağım demeye başladılar. Ben başkan kartı 3 yıl oldum yapalım. 3 yılı da geçtim. E ben başkan kart çıkaracağım, para yükleyeceğim diyor. Kantin kart diyor. 2 yıldır uyguluyorum kantin kartı. Demek ki gerçek belediyecilik bu ki vaatlerin içerisine benim yaptığım vaatleri koydu. Dün de işte şunları şunları ücretsiz taşıyacağım, postacıları ücretsiz taşıyacağım. Ya bunların hepsi EYT'liler, emekliler EYT bunlar Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle olacak şeyler. Bunu vaat olarak vereceğinize hemen çıkın Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim kararnamede e, bu kanuna şöyle bir madde et, e, e, eklerseniz. Belediye otobüslerine de ücretsiz binecekler diye bunu da siz yapmışsınız. Yani bir imzayla yarın belediye evet. otobüsleri ücretsiz olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla olabilir. Olabilir efendim. Versinler EYT'ler ücretsiz Neden binebilir diye çıkarsınlar. Canım. Hayır şimdi bunu bir belediye başkanı vaat etmesi yanlış. Şöyle bir şey yapsaydı ben gittim. Ama elinde de açık çek var galiba Sayın, sayın Cumhurbaşkanı. Sayın ya bunların hepsi seçimlerde olan şey işte Altındağ Belediyesi AK Parti'de maaşları ödeyemedi. Açık çek var da bakanlıktan nereden ne geldi Allah aşkına. Bunlar seçim yalanları. İşte net bir ortak var, şey var, e, ispat var önümüzde. Altında belediyesi, işçilerine AK Partili belediye maaş ödeyemedi. E hükümet vardı ne oldu? Arkanda bakan vardı ne oldu? İnsanları kandırmasınlar. Sağlam bir bütçeyle e, Ankara Büyükşehir'i biz şimdiye kadar yönettik. Bir de şöyle... Alacağımızı, borcumuzu açıklayan da ilk belediyeyiz. Kendi mal beyanımızdan sonra belediyenin mal beyanını da açıkladık. Biz teslim aldığımız zaman neydi, şimdi ne oldu? Vay belediyeyi batırdınız. Ya batan belediye orada bak yanınızda. Ankara Büyükşehir, ünlü e, piş denen Türkiye'yi de kredisini ölçen kuruluş tarafından 30 Büyükşehir'de birinci çıkarttı. Yani battı diyorsun, lafla batmıyor. Aldığınızda şu kadar lira borç vardı, 5 yıl sonra şu kadar oldu diyorlar ama... Öyle bir şey ki o zamanki doları hesap ettiğiniz zaman aynısı İstanbul'da da oldu. Borcun azaldığını göreceksiniz. Kaldı ki 1 milyar 900 milyona yakın, dolara yakın borcumuz azaldı bizim. Bunu yayınladık, gösterdik. Yani bir de web sayfamızda yayınlı. A açarsınız, bakarsınız, hayır dersiniz, bu yalan, bu yanlış dersiniz. Öyle bir şeyimiz yeşil yok. Yeşil alanları mesela web sayfanızda yayınladınız mı? Yayınladık. Ee, rakibiniz bir tane yeşil alan yapılmadı Ankara'ya. Dedi. O genellikle e, Keçören'de herhalde Estergon Kalesi yapmıştı zamanında onun dışına çıkmıyor. Yani 60 dönümlük e, Keçören ilçesini biz park yaparken zabıtaları iş makinelerini getirip engelledi. Ben yapacağım burayı siz yapmayın diye. Yaptı şimdi. mı sonra? Yaptık ama mahkeme kararıyla yaptık. Siz yaptınız. Evet Çocuklu mahkeme kararıyla biz yaptık. Hayır, yaptırtmak istemedi en azından hiçbir şey yapmadı diyorsa oradaki parktan e, haberdar olması lazım. Ben şimdi çıktığım yayınlarda böyle yapıyorum. Bunu da size vereceğim. 18.1 milyon metrekarelik yeşil alan yaptık. Ankara'ya yüzün üzerinde park yaptık. Bunlar hepsi boyutlu parklar, prestij parklar ve bunların en büyüğü de 3,5 milyon metrekare bakap ben bunu size vereyim. Olur öyle yayınıza çıkarsa bunu kendinize verirsiniz. Peki tabii bu arada biz Turgut Bey'e de çağrımızı yaptık yayın davetimizi de ilettik. Önce geleceğini söyledi sonra herhalde programı uygun olmadı ve bu canlı yayınımızın da iptal olduğunu kendileri tarafından iptal edildiğini söyleyelim. Eee Melik Gökçek belediyeciliğine dönüş mümkün olmayacak. Bir daha böyle bir belediyecilik olmayacak dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Siz ne dersiniz? Vallahi efendim biz bütün projelerimizi içinde insan olan, insana yarayan projeler yapıyoruz. Yapmış olmak için değil. Buna da basit bir örnek veriyorum. Kente girişte kapılar var. Evet. Yani bu görsel olarak da ben beğenmiyorum. Bunu Sayın Gökçek beğeniyor olabilir. Bir şey demiyorum ama Oraya harcanan para bugünün rakamlarıyla güncellediğiniz zaman 350-400 milyon lira. Ve Ankara'da ben iş başına geldiğimde 232 tane köyde kanalizasyon açıktan akıyordu. Yüzlerce köyde su yoktu. Dün bunu da bir televizyon yayında söylemiş. İşte Ankara'da şurada kanalizasyon açıktan akıyor diye. Muhtar da teşekkür etmiş yaptı diye. Şimdi bakın. Ee, önceki dönemde işte AK Parti belediyeciliği vardı. 232 tane kanalizasyon siz kapattınız. Ben mi açtıydım Allah aşkına? Veya su vardı da suların vanasını mı kestim o köylerde? Ama işte siz gidip bu kapılara, Anka Park gibi polislere para ayırdınız. Ankara'nın altyapısıyla hiç ilgilenmediniz. Her tarafı sel basmanın sebebi de o işte oralardaki kanalizasyonun sebebi de o ve söz vermiştim. 232'sinin e, sadece 51, 52 tanesi kaldı yapılamayan. Onun da sebebi ihaleye çıktık. Daha sonra bu pandemiden sonra e, ekonomik kriz değil, hükümetin müteahhitlere e, vazgeçme hakkı tanıması nedeniyle yapılamadı. Ama onların da ihalesi bu ay yapılıyor. Benim önceliğim insan sağlığı. Aradaki fark bu. Önce bir insanların rahat, huzurlu, sağlıklı yaşayacağı alanları yaparsınız. Daha sonra başka fantezi projelerinizi eğer insana faydası varsa yaparsınız. Bizim Bakap diye bir projemiz var. İnanın 100 yıl sonra Mansur Yavaş orayla anılacak. Ben ismin hiçbir yere verilmesini istemiyorum ama burayı Mansur Yavaş yaptı diye anılacak. Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı. Dolayısıyla geleceğe bizim bırakacağımız miras bunlar. Anlamsız ne işe yaradığı belli olmayan yapılar, binalar değil. Bir de hayaliniz var. Ulus projesi. Evet, Ulus'ta en büyük projelerinden birisi. Ulus %80-90 seviyesine geldi. E, trafiğin yerine altın alma projesi eksik kalmıştı. Onu da e, kurula verdik. Ancak kurul yeni bir radar incelemesiyle yerin altını bir daha kontrol edin dedi. Şöyle tarif edebilirim Ankaralılara. Gardan başlayarak içine Gençlik Parkı'nda e, almak suretiyle ee, Ankara Palas 1. 2. Meclis İş Bankası ileride bize verirlerse Roma Hamamı da dahil elimizden aldılar ve yapmadılar orayı oradan ulus meydanı şimdi kent meydanı e, bu hafta açıyoruz e, yeniledik orayı ulusa bir meydan kazandırdık oradan e, eski emekli sandığı binaları gençlik ve spor binası dersek anlaşılır oraya ego taşınıyor bu pazar yan tarafta iki tane teknokent bir avukatlara yer verdik ayrıca 30 tane Ankara'da faaliyet gösteren odaya oy verdik artık kravatlı insanlar Ulus'a tekrar gitsin diye. Oranın demografisini değiştiriyoruz. Anafartlar çarşısı sıfırlandı, elden geçirildi. Belediye çarşısının restorasyonu tam bitti. Halin tümüyle yeniledik. Bir de Halin yan tarafına bir tane kültür merkezi yapıyoruz. Onun projesi yarışmayla e, belirlendi ancak Halin yenilenmesi nedeniyle yapamamıştık. Orayı yapıyoruz. Bu arada bütün ara sokakların restorasyonlarına girildi. Kalede 3 etaptan ikisi bitti. Sonuncu etabın ihalesi yapıldı. Aşağıda Roma Tiyatrosu bitirildi. Arkeopark açıldı. Sol tarafta zaten Hacı Bayram tarafında epey bir ev e, yenilenmiş, restore edilmişti. Buradan şimdi bir de Hıdırlık projemiz var. Hıdırlık da aynı şekilde rekreasyon alanı olarak e, düzenlendi. Bir plan iptal nedeniyle gecikti. Yoksa oraya bir Cumhuriyet Kulesi ve Cumhuriyet müzesi açacaktık. Onu gene önümüzdeki dönem açacağız. Dolayısıyla bunu e, çıkışılar yokuşu ve zamanında Altın Bey'in e, pardon e, Veysel Bey'in Altın Dağ'da yaptığı çalışmalar vardı. Onlarla birleştirdiğimiz zaman Ulus'tan Hamam önüne kadar uzanan çok büyük bir downtown, old town denilen bütün başkentlerde gördüğümüz eski tarihi kent merkezi Orada ve birçoğunu yaya olarak göreceğiz. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin kurulduğu yerler tekrar e, cazibeli hale gelecek ve binlerce turist orada gezecek. Ee, geçmişle bugün teknoloji ve işte geçmiş dönemde insanların nasıl ürettikleri onların hepsinin de e, görülebileceği, gezerek görülebileceği bir alan olacak. O da sizin hayaliniz. Evet. Bakalım e, ne zamana kısmet olacak, Vallahi ne kadar süre tamamlanacak. Şöyle tam bir alacak? şey söyleyeyim. Ee, Gençlik ve Spor binasının depreme dayanıklılığını tespit ettik. 9 şiddetinde depreme dayanıklı e, çıktı. Kaç yıl önce yapılmış? Evet. Eskiden müteahhitlerimiz de iyi iş çıkarmışlar. Şimdi Ankara'da acaba yapı stoğu ne durumda? Evet. Ee, peki ısrarla gittiğiniz her yerde, her meydanda şunu söylüyorsunuz. Beni belediye meclisinde de eksik bırakmayın. Evet. Belediye meclisinde istiyorsunuz. Neden? Hangi e, engellemelerle karşılaştınız? Ne yaşadığınızda bu kadar belediye meclisi evet. sizin için önemli ki <laughs> hani diğer tarafıyla rekor oyla kazanacağınızı söylüyorsunuz. Evet. Bu bir rehavette yaratır mı evet, yaratmaz efendim, mı rehavet acaba? Rehavette şöyle bir sorun var. Diyelim ki e, Ankara'da e, merkezde alacağınız oyu 5 puan daha az alın seçimi kazanırken. Ama kırsalda 1 puan o e, ilçelerde birer puanın fazla oy alıp da belediyeleri kazanmak daha önemli. Evren'den 2 bin oya 2 belediye meclis üyesi geliyor. Ayaş'tan 8-10 bin oya Güdül'den 3'er tane meclis üyesi geliyor. Siz Çankaya'da ve Keçiören'de 10'ar 10 tane, 10 tane meclise üye gönderebiliyorsunuz. Yani orada 1000 kişiye yerine göre 4000 kişiye bir meclis üyesi gelirken Ankara'da merkezde 65 bin 70 bin oya bir tane geliyor. Öyle olunca ben 2018, 2014 seçimlerinde merkezde 80 bin oy öndeydim. 28 üye çıkarttık taşradan alamadığımız için. 2019'da yine seçimi kazandık ama taşradan az oy alabildiğimiz için 148 belediye meclisi içerisinde 40 tane kazanabildik. Dolayısıyla Taşra'daki belediye meclis üyeleri çok çok önemli. Merkezden de kazanacağımız belediyeler önemli. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Keçören'i kazanıyor şu andaki anketlere göre. Adayımız çok güzel çalışıyor. Etimeskut, Gölbaşı, Mamak, Polatlı bunlar el değiştiren belediyeler. Hemen merkezdekileri sayıyorum. Taşra'yı saymıyorum. Bunları hep merkezde sayıp bunların tamamını kazandığımız halde meclis üyemiz yetmeyebilir. Bu nedenle çok ısrar ediyorum. Çünkü 2000 oyla insanlar Ankara'nın geleceğine hükmedebiliyorlar. Bir temsilde adalette bir hata var. Ben birkaç tane engelleme sayayım size. Efendim e, evet lütfen onu saymanızı isteyeceğim e, yönetmenim de uyarıyor bu arada 2 dakika kaldı diye e, onları alayım bir de su parasını soran Ankaralılar evet. var kısacık onu da öğrenmek tamam. istiyorum. Engellemelerden hemen isterseniz. Engellemelerde kaça... en önemlisi şu çok büyük bir yatırım yapılacak 275 milyon dolarlık Ankara ve İstanbul'un da sağlığını e, ilgilendiren bir şey olmasına rağmen maalesef başarılı e, yani Cumhurbaşkanı onayladığı krediyi mecliste reddettiler. Askin'in bütçesinden eskiden 1 milyar 200 milyon dolar büyük şehirde fantazi paraları harcanırken şimdi Askin zarar ediyor çünkü bütçesini kendileri eksi 5 milyar bu yılda eksi 2 milyar olarak belirlediler. Dediler ki kredi çekerek giderleri karşılayın. Ama o 2 milyarı mecliste bekletiyorlar. Kredinin e, kefaretini onaylamadılar filan. Ve şu anda ASKİ zaten zararda. Bakın bu önceki dönemdeki satış fiyatları. Evet. Yani nereden nereye düşmüş? Ayrıca sosyal yardım alanlara tonu 1 lira, deprem tonu 1 lira, emekli bizden destek alan emekleri tonu 1 liradan veriyoruz. İkincisi, şuradan baktığınız zaman aski bütçe gelirlerini de göstereyim. Nereden nereye inmiş? Pahalı su satılsa bu buralara inmez değil mi? Bir yandan bunları yapacaksınız. Bir yandan 400 kilometre asbestli buraları değiştireceksiniz. 2,5 milyara Polatya su götüreceksiniz. Eee Şamlıdere'den Elma Dağısı götüreceksiniz. Çubuktan Akyurt'a hmm. gibi ve bir yandan taşkınları da şey yapacaksınız, engelleyeceksiniz. Şu askıdan eskiden aktarılan paralar 1 milyar e, 217 milyon dolar. Şu büyük büyükşehirler içerisindeki su fiyatları 16. sırada. Evet, Ankara. 16. sırada. Kaldı ki sosyal yardım alanlara 1 lira Ego da ucuz. Eskiden 1 dolardı, şimdi 50 sentin altında, yani yarısında altında. Bu da asgari ücretli eskiden 14.73'ünü su ve otobüse öderken şu anda 7.99 yara oranında. Rakam bir de karşılıkları burada. Bir de en önemli Ankara'nın bilmesi gereken rakamlar şunlar. Ankara'nın olmazsa olmaz giderleri 1.170 milyon dolar. Gelirimiz bir 1 şey, lira. Giderimiz Gelirimiz 1 milyon lira. Evet. 1 milyar lira. 1 milyar, 170 milyon giderimiz var. 1 milyar gelirimiz var. Baktığınız yani zaman, bu bütçeyle evet, tüm bu söylediklerinizi... Zorluyoruz, zam yapmamak için zorluyoruz. Üfeyle tüfeyle artışla dengelemeye çalışıyoruz. Bunu elliye indirmeniz demenin askının kapısına kilit vurmak demek. Ankara'yı susuz bırakmak demek. E, maliyetin altında su satılamayacağı da zaten e, mahkeme kararlarıyla belli. Efendim şimdi e, reklama gideceğiz. Biz birlikte yayınımızı tamamlayacağız. Mutlaka kazandığımda şunu yapacağım dediğiniz nedir? Yani gene ilk şekil biraz önce söylediğim gibi ulus projesini mutlaka tamamlamak ama herkese gene vereceğim ilk mesaj şu olacak. Ankara halkına teşekkür edeceğim ve bu saatten itibaren mazbatayımı aldıktan sonra tek kelime hiç kimseye oy vermeyenleri kötü söz söylemeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim ve hep birlikte Ankara'yı er, er, er inşallah Cumhuriyet'in başkenti olarak dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek en büyük amacım. Güzel bir isim bırakmak. Kızılay'da da Yarın görev bırakınca rahat bir şekilde anlaşık gezmek en büyük hayalim odur. Evet çok teşekkür ederim ben geldiğiniz daha ekranlarında çalar saatte katıldınız ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la yayınımızı tamamladık. Şimdi molaya gidiyoruz. Molanın dönüşünde biz neredeyiz? Nerede yayın yaptık? Ve Özlem Özdemir, Özlem Özdemir'in aslında senelere dayanan bir çalışması ee, Cumhuriyet'in öncü kadınları ve o serginin de tam içindeyiz. Birazdan molanın dönüşünde onu anlatacağım.